Malatya'ya yapılacak ve yapılması planlanan projeler hakkında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, trambüsün çok seçkin bir proje olduğunu belirterek yeni alınacak trambüslerle birlikte ulaşımın daha da rahatlayacağını kaydetti. Başkan Çakır, trambüslerimizin hizmette kaldığı süre %100'e yakın bir oranda. Şu anda 12 tane trambüsümüz var. Mayıs ya da Haziran aylarında 10 tane daha trambüs alacağız. Onların da gelmesiyle oradaki toplu taşıma daha da rahatlayacak dedi. Şimdi tabii trambüs gerçekten çok özel seçkin bir proje oldu. Bizim beklentimizin daha üzerinde verimli, işletme maliyetleri düşük. Gerçekten kendi yatırımını zaman içerisinde karşılayacak bir işletme gider var. Bu bizi son derece mutlu etti. Dolayısıyla bizim sadece çevre kirliliğini dahi bir şehrin geleceğini, insanların sağlığını düşünüyorsanız bu projenin yapılmasının gerçekten son derece elzem olduğunu söyleyebilirim. Ama işletme maliyetleri de çok çok önemli. Konfor ve güvenliği önemli. Araçlarımızın işte hizmette kaldığı çalışma süreleri yani %100'e yakın bir oranda %99'un üzerinde bir oranda hizmet vermekte. Tabii yeni 10 tane araç alacağız. Şu an 12 aracımız var. 10 araç daha alımını gerçekleştiriyoruz trambüs olarak. Onları aldıktan sonra da tabii oradaki toplu taşımayı daha da rahatlatmış olacağız. Çakır yeni alınacak trambüslerden iki tanesinin sadece bayanların kullanımı için olacağını belirterek, trambüsler şu anda üretim bandında biz trambüslerin renklerinin farklı olmasını söyledik. İki trambüs pembe olacak dedi. Orada tabii öğrencilerimizden gelen talep var. Bayan öğrencilerimizin başlatmış olduğu bir kampanya var. En az iki aracın pembe olması. Sadece bayan yolcuların bunu tahsis edilmesi konusunda. Onlarla ilgili çalışıyoruz. İnşallah iki pembe aracı trambüs olarak da öğrencilerimizin hizmetine yakın zamanda inşallah düşünüyorsunuz. Yani araçlarımız büyük ihtimalle Mayıs-Haziran aylarında gelecek. Konuşmasında askeri alanların şehir dışına taşınmasıyla ilgili de bilgiler veren Çakır, merkezde kalan askeri alanların Malatya'ya kazandırılması ve o alanların yeşil alan ve sosyal donatı alanları olması için bir çalışma yürütüyoruz. Çakmak kışlası 2.3 milyon metrekare alan üzerine kurulmuş. Bu kışlayı buradan kaldırıp oranın çok büyük bir kısmında yeşil alan, bir kısmında da kentsel dönüşüm projesi kapsamında konut yapacağız dedi. Bu konuda da görüşmelerimiz devam ediyor. Merkezde kalan askeri alanların biraz daha Malatya'ya kazandırılması, yeşil alan, kurum alanları, sosyal donatı alanları gibi bir çalışmayı yürütüyoruz. İşte bunun için özellikle merkezde kalan yerlerin tamamen yeşil ve park alanı olarak kalması, özellikle tabii bizim çakmak kışlamız yani mezarlık bölgesinde olan bölge, gerçekten o bölge gelişmemiş bir bölge. O bölgenin gelişmesine ciddi katkı sağlayacak. Yani Yeşiltepe bölgesinin gelişmesini etkileyecek. İşte şu anda canlı hayvan pazarının olduğu bölgemiz olsun, Kaynarca bölgemiz olsun ve yine grup sitelerinin olduğu yerler olsun, Hocaahmet Yesevi mahallemiz olsun, buralar afet evleri dediğimiz nokta. Buraların gerçekten gelişimini son derece pozitif yönde etkileyecek bir çalışmayı yürütüyor. Merkezde kalan kamu kurumlarının şehir dışına taşınacağını da belirten Çakır, ilk etapta Atatürk evinin etrafındaki iki mesleklisemizi oradan kaldırmayı planlıyoruz. Yine o bölgede bulunan Şehit Kemal Özalper Endüstri Meslek Lisesi'ni de oradaki taş yapıları koruyarak organize sanayi bölgesi içerisinde bir yere taşıyacağız. Bunun haricinde merkeze kalmış bütün kurum alanlarının yerini yeşil alan yapacağız diyerek açıklamasını noktaladı. İlk etapta Atatürk evinin etrafında orada iki tane meslek lisemiz var. İki liseyi de oradan çıkaracağız. Dolayısıyla orada yeni bir kent meydanı oluşturacağız. İşte burası yeşil alan olarak. Burası tabii meydan olacak, kent meydanı. Yani şehre kazandırdığımız bir kent meydanı olacak. Çünkü meydanlar kentler için çok önemli. Meydan oluşturulması çok önemli. Bu vesileyle de orada bir meydan oluşturacağız. Hemen Hürriyet Parkı'nın orada olması. Yine Milli Eğitim var, biliyorsunuz orada Gazi İlköğretim var. Bunlar korunacak binalarımız ama hemen arkasında Atatürk İlköğretimi var. Bu okulun da buradan kaldırma çalışmaları devam ettiriliyor.
Bunların planlamaları yapılıyor ama tabi bunların yeni yerlere taşınması, yeni binaların oluşturularak nakledilmesi süreci belli bir zaman alıyor.